Selamlar herkese. Modül 3 ile yeniden birlikteyiz ve bu Modül 3'te Arbitrum ekosisteminden bahsederek başlayacağız. Bence en zevkli konulardan biri, çünkü ne demiştik? Arbitrum bir ağ olarak düşünüyoruz ama Arbitrum aslında örneğin bir telefonda uygulama geliştirmek için kullanacağınız bir ağ gibi düşüneceğiz. Yani Arbitrum üstünde birçok uygulama geliştiriyor. Telefonda hangi uygulama varsa bunu Arbitrum üstünde de geliştirebilirsiniz. Bu bölümde de, bu kısımda da biraz bu uygulamaları beraber inceleyeceğiz. Onun için de bence zevkli bir bölüm olacak. Burada İlk bahsedeceğimiz kısım merkeziyetsiz finans DeFi uygulamaları kısmı. Bunlar aynı telefondaki banka uygulamaları gibi düşünebilirsiniz. Ve Arbitrum üstünde de bu tarz birçok proje var. İşte GMX var, Radian var, Uniswap var ve burada da size bankalardan farklı olarak çok düşük ücretler ve çok hızlı işlem süreleri sunuyor. Ve bunlardan en önemlisi Uniswap. Onun için beraber bir Uniswap'i inceleyelim istiyorum. Örneğin bir şey alıp satacaksınız. İşte dolarınız var, gidip Ethereum almak istiyorsunuz. 1000 dolarla Ethereum alacaksınız. 1000 doları buraya yazıyorsunuz ve 0.25 Ethereum ediyor. Basıyorsunuz tuşa, anında alıyorsunuz. Sadece buradan önce cüzdanınızı bağlamanız gerek. Bunun için de MetaMask önerebilirim. Bununla ilgili videoyu da kanala ekleyeceğiz zaten. Basıyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu kadar basit. Yani burada birçok işlem var. Örneğin swap için, işte alım satım için bunu. Mesela para göndereceksiniz. Yine buradan adresi yazıyorsunuz. Kime göndereceksiniz? Parayı yazıyorsunuz. Gidiyor. Sadece sent ödüyorsunuz yani ve saniyeler içinde işlem gerçekleşiyor. Onun dışında işte burada işlemleri mesela anında, anlık görebilirsiniz. Biliyorsunuz ne işlem olmuş. Örneğin buradan bakalım. Ethereum USDT işlemi. Her işlem şeffaf gözüküyor. Ne yapmış mesela buradaki kişi? Her şeyi görebiliyorsunuz. Nereden nereye token gittiğini, neler olduğunu, işlem için neler yaptığını, her şeyi görebiliyorsunuz yani. Hiç böyle farklı bir şey yok. Onun için de her işlemi buradan takip edebilirsiniz. İşte Ethereum'u USDT'ye çevirmiş. Bir Ethereum karşılığında 4000 USDT almış. Bunu görebiliyorsunuz örneğin. Burada her işlemi bu şekilde rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte APU token almış. Yani kendi işlemlerinizi de öyle. Ve günlük dönen hacmi de görebiliyorsunuz. Örneğin geçen ay 128 milyar dolarlık bir işlem hacmi olmuş burada. Bunların hepsini görebiliyorsunuz. Bunun dışında ne geliştirildi telefonda? Oyun. Bunu da blockchain ile geliştirebiliyorsunuz. Çünkü çok hızlı. Herkesin ürünü kendine ait ve düşük işlem ücretleri var. AI Arena var, Pirate Nation var, Mighty Action var. Ama biz en çok popüler olanlardan Pirate Nation'dan bahsedelim. Pirate Nation biliyorsunuz, önceden de bahsetmişim. Günde 1 milyondan fazla işlem oluyor ve Arbitrum üstünde bu işlemler oldukça basit. Ve Pirate Nation 33 milyon dolar almış bir oyun. Yani öyle blok zincirde dandik bir oyun demeyin. İşte Zynga, Riot Games gibi geçmişte çok iyi oyunlar yapmış bir ekip tarafından gerçekleştiriyor. Örneğin burada gidip oyunu tarayıcı üstünden play basıp oynayabiliyorsun. Ve burada işte bir ürün mü satın almak istiyorsun? Blok zincir üstünden işlemleri yaparak 250 Pirate örneğin. Pirate 0.15, yani yaklaşık 37 dolara alıyorsunuz. Oyun içinde kullanıyorsunuz. Sizde item mi var? Ürün mü var? Bir oyun içi iteminiz mi var? Bunu buradan satabiliyorsunuz. Blok zincirin size oyun içinde sağladığı en önemli avantaj, buradaki her varlık size ait. Yani oyun sizin hesabınızı kapatsa da bu varlıkları satabilirsiniz. Hesap da size ait aslında. Onun için burada artık oynadığınız oyundaki varlıklara gerçekten sahip olduğunuz, işte buradan para kazanıp mesela oyunu oynayarak insanlar kazanç sağlıyor. Yani bu oyunun ilk sezonunu oynayanlar ortalama 1000 dolar üstü kazanç sağladı. Sıfır maliyet. Sadece oyun oynayıp gerçek kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Şimdi diğer bir kısım ne? İşte NFT pazar yeri. Hep bahsediyoruz. Çünkü NFT neden önemli? Herhangi bir varlığı tokenize etmeniz demek, onu NFT'ye dönüştürmeniz demek. Onun için de NFT oldukça önemli. Oyun içi itemlerde de önemli, farklı yerlerde de önemli. Popülerliği değişiyor, artıyor, azalıyor ama NFT her zaman önemli. En önemli avantajı düşük maliyet sunması ve Arbitrum'un burada da işlemlerin hızlı gerçekleşmesi. Buradan da bir bahsetmek istiyorum köprü tarafından. Örneğin ne yapacaksınız, işte bir oyun Pirate Nation içinde oyun item alacaksınız. MetaMask cüzdanınız var. Şimdi paranız Ethereum'da. Pirate Nation'da oyun içi item Ethereum üstünden alsanız işlem ücreti çok yüksek. Yavaş da olacak. İşlem süresi de uzun. Bunu Arbitrum'a taşımanız lazım. Gidersiniz Uniswap'e, az önce bahsettiğim. Oradan Arbitrum'a taşırsınız paranızı saniyeler için. Daha sonra cüzdanınızı oyuna bağlayıp Arbitrum üstünden yine saniyeler içinde ürününüzü alıp satabilirsiniz. Uygulamalardan bahsettik ama bunun içinde aslında bir teknolojik altyapılar var Arbitrum üstünde. Bunlardan önemlilerinden biri de Oracle ve veri sağlayıcılar. Neden önemli? Çünkü burada bir akıllı sözleşme tarafından bu uygulamaların hepsi çalışıyor ve veri almaları lazım. Ve buradaki en yaygın çözüm de Oracle. Veri almak çok önemli. Neden? Örneğin Uniswap dedik. Merkeziyetsiz finans uygulaması. Paraların her zaman değeri değişiyor. Ethereum düşüyor, yükseliyor. Dolar düşüyor, yükseliyor. TL düşüyor, yükseliyor. Anlık veri alması lazım. Ve bu çözümlerde anlık veri almasını uygulamaları sağlıyor. Bunun dışında bunların hepsini yapabilmeniz için bir cüzdana, Web3 cüzdana ihtiyacımız var. Bunlar en popülerleri de MetaMask
MetaMask ve Robinhood gibi cüzdanlar. Zaten dediğim gibi MetaMask ile ilgili video bu hafta yine kanalda olacak. Şimdi buradaki en önemli konulardan biri de topluluk yönetişimi ve Arbitrum DAO. Arbitrum'un bir token'ı var ve bu aslında DAO'nun da yerel yönetişim token'ı. Yani Arbitrum içinde bir karar alınacak örneğin. İşte yeni bir uygulama geliştirdik. Arbitrum ekibi bunu sunuyor veya içeriden başka biri sunuyor. Arbitrum topluluğu da token'a sahip kişiler, ben, sen, herhangi biri yapabilir bunu. Oy kullanıyor. Evet, hayır, istiyoruz, istemiyoruz. Ve bu sonuca göre aslında kararlar alınıyor. Onun için DAO, yani merkeziyetsiz bir topluluk tarafından yönetiliyor Arbitrum. Burada örnek bir kullanım da yaptık. NFT mint etmek istiyorum. Sanatçıyım mesela. OpenSea'ya gidiyorum. Cüzdanımı bağlıyorum. Sonra resmimi oraya yüklüyorum. Sonra onu NFT'ye dönüştürüyorum. Sonra satışa koyuyorum istediğim fiyata ve isteyen biri satın alabiliyor. Bunlar saniyeler içinde ve çok düşük ücret gerçekleşiyor. Ve ben bir sanatçı olarak ürünümü globalde herkesin görebileceği bir yerde satışa koymuş oluyorum. Yani sonuç olarak gerçekten Arbitrum üstünde telefonda hangi uygulama geliştiriliyorsa geliştirilebiliyor. Ve burada Arbitrum teknolojisi oldukça önemli rol oynuyor. Ve gün geçtikçe de bu ekosistem büyüyor. Tabii ki çok detay var. İşte bu arka planda teknolojiler nasıl çalışıyor? Birçok detay var. Ama bunlarda da gelecek videoda bahsedeceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala da abone olursanız, videoyu beğenirseniz de ekstra ekstra mutlu oluruz. Gelecek videoda görüşmek üzere.